Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifim tatlıların en kolayı Coco Star Pasta. Altındaki kekine kakaolu kullanmadım, sade kullandım. Bu şekilde daha hafif oluyor. Çok lezzetli bir pasta. Henüz denemediyseniz şimdi benim tarifimle tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. İyi seyirler. Öncelikle ihtiyacımız olan malzeme bir adet pasta tabanı. Kakaolu da olabilir, sade de olabilir. Ve şimdi gelelim arasında kullanacağımız dolgu maddesini hazırlamaya. Bunun da malzemeleri çok az. Hemen hem sayıp hem de yapımına başlayalım. Bir su bardağı soğuk sütü, 200 mililitrelik soğuk sütü. Çırpacağım kaba aldım. Bir paket sade krem şantiyi boşaltıyorum üzerine. Ve kabarıncaya kadar güzelce çırpıyoruz. Değer takipçilerim soğuk sütle yapınca çok kısa sürede hemen görüyorsunuz kıvam alıyor. Şimdi kremamızın içerisine 2 su bardağı Hindistan cevizini ilave ediyorum. Ve Hindistan cevizini güzelce krem şanti ile karıştıralım. Şimdi kaşık yardımı ile yarım su bardağı kadar süt ile kekimizin alt tabanını ıslatalım. Yarım su bardağına bile gerek kalmadı görüyorsunuz. Islandı. Bu kadar bizim için yeterli. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcı güzelce yayalım. Dilerseniz iki kattan da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bir kaşık yardımıyla çok daha kolay yayılıyor. Bunu da belirtmek isterim. O yüzden spatulayı hemen kenara alıyorum. Bu arada arkadaşlar hemen unuttum. Şöyle bir pasta kelepçesine ihtiyacınız var. Kelepçeli bir kalıp da olabilir. Bunu koyarsak şimdi çok daha rahat bir şekilde yayacağım. Kenarlara da gelecek böylelikle. Gördüğünüz üzere güzelce elimden geldiğince düzgün bir şekilde yaymaya çalıştım. Şimdi bunu 20 dakika kadar dolaba kaldırıyorum. Ve biz bu arada gelin üzerine dökeceğimiz ganajımızı hazırlayalım. Şimdi ganajımızı hazırlamak için 200 mililitrelik çiğ süt kremasını hemen bu şekilde bir kabın içerisine aktarıyorum. Kaynatmıyoruz. Sadece ısıtacak pozisyona getiriyoruz. Ve sonrasında içerisine çikolatamızı ilave edeceğiz. Kenarlarından hafif hareketlenince hemen altını söndürdüm. Şimdi içerisine 180 gram kadar bitter çikolatamı ilave ediyorum. Evde çok çabuk çikolatamdan olduğu için ben bunu kullanıyorum. Sizler 2 paket 80 gramlık yani 160 gram kadar çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi eritiyorum bunu güzelce. İyice karıştıralım. Arkadaşlar o kadar kolay ve o kadar lezzetli bir pasta ki evde tatlım yok dediğinize değmez. Tabii ki isterseniz pasta tabanını hazır almak yerine yine kendiniz bir kek hazırlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere hazır. Birazcık ılınsın ve buzdolabından da gidip pastamı çıkaracağım. Üzerine ilave edeceğiz. Pastamızı dolaptan aldım. Üzeri böyle baya bir sertleşti. Şimdi yavaş bir şekilde ganajımızı gezdirelim. Evet bakın ganajımı döktüm. Şimdi dairesel hareketlerle yavaş bir şekilde zaten kendisi yayıldı. Şöyle çalkalıyormuş gibi yapıp çikolatamızı da üzerine tamamen yerleştirdik. Şimdi en az 4 saat olacak şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Hatta bir gece bekletmeniz, daha sonra servis etmeniz daha iyi olacaktır. Aksi halde bekletmediğinizde üzerinde çizgiler çıkıyor keserken. Buna da dikkat edelim. En son sunumuyla da görüşmek üzere diyorum. Evet, Coco Star pastamızı artık açabiliriz. Üzeri yeterince dondu. Yavaşça açacağım. Ve kelepçemi çıkardım. İsteğe bağlı olarak şimdi Coco Star pastamı süsleyeceğim. Bu tamamen size kalmış. Bakın kenarları ne kadar düzgün, ne kadar güzel bir pasta oldu. Biraz fındık kırığım vardı. Hemen şu kenarlara dökeceğim. Ve şimdi dondurucudan çıkartmış olduğum böğürtlenlerim var. Onları da ilave ediyorum.
süslemesini çok fazla abartmadan tarifimi sonlandıracağım. Bugünlük bir tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerde ve başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.